Merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. Türkiye'de döviz birikimimizi Amerika'ya turist olarak geldiğimizde Amerika'da bulunan bankalara yatırsak bu paradan dolayı vergi öder miyiz ve bu paradan faiz geliri elde eder miyiz diye bu takipçimiz bize soruyor. Tabii ki hani Amerikan vatandaşı olmayan ve diyelim turist vizesine sahip olan kişiler de Amerika'da özel bir bankada kendilerine kişisel hesap açma haklarına sahiplerdir. Dolayısıyla bu konuda bir sorun yaşamadan belki bir banka izin vermese de size diğer bir bankayı deneyerek özel bir hesap açabilme durumunuz mümkün olacak. Ve buradaki Amerika'daki bankalarda da finansal sektörde de i̇ki türlü banka hesabı olabilir. Biri işte sizin checking hesabı dedikleri burada. Normal masraflarınızı kullanacağınız ve ödemelerini yapacağınız hesap. Bir de saving hesap dedikleri işte belli birikim işte ufak da olsa faiz geliri elde etmenizi sağlayan birikimlerinizi tuttuğunuz yer olacak. Dolayısıyla siz bu noktada banka hesabı açarken hem checking hem de saving açmanız gerekecek ki ancak saving üzerinden faiz geliri elde edebileceksiniz. Tabii işin vergisel tarafına geldiğimizde genelde Amerika'daki bankalarda eğer Amerika'da ikamet etmeyen, yaşamayan kişiler ya da yabancılar belli bir gelir elde edecekseler o zaman bankalara bunun bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bankalar bu sayede sizin elde edeceğiniz gelir miktarını yani diyelim elde edeceğiniz sizin birikiminiz üzerinden gelecek faizin Gelir vergisini kesip size yani yatırılacak faiz üzerinden kesip onu buradaki e, devlete ödemesini yaparlar. Dolayısıyla eğer burada ikamet etmiyorsanız ve bu noktada da bankaya bildirmişseniz yabancı olduğunuzu size gelecek e, vergi bildirimlerindeki ödemeleri banka aslında vergi için olacak kısmını tahsil edecektir. Dolayısıyla siz aslında evet sorunuzun cevabına gelelim. Bu elde edeceğiniz gelirden faizden vergi ödüyor olacaksınız ama ne kadar bir gelir elde etme noktasında soruyorsanız, takipçimiz onu da soruyor. Aslında çok fazla bir şey olmayacak. Hani Türkiye'deki faiz oranlarını Amerika'daki faiz oranlarını karıştırmayın. Amerika'da bu tip birikimlerden çok ciddi gelirler elde etmek mümkün değil. Genelde siz savinginizde yani buradaki birikiminizde tutma amacınız güvenli bir şekilde tutuyor olmanız. Ve Amerikalılar da genelde bunu işte borsa tarzı yerlerde değerlendirerek yatırım haline getirebiliyorlar. Yalnız şöyle söyleyebilirim yoksa hani ben Amerika'daki bankaya yatırdığımda çok ciddi bir faiz geliri elde ederim derseniz bu mümkün olmayacak. Çünkü faiz gelirleri, faiz oranları düşük Amerika'da. Türkiye'deki gibi olmayacağını size iletebilirim. Tabii bu hani bu şu anlamına gelmiyor. Bu siz tabii ki buradaki bankalara yabancı olarak hesap açıp para yatırmakta hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu da mümkün olan bir imkandır tabii sizin için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.